Pencerelerin iç kısmında kalan perdeler için de materyal tanımlayacağım. Yine materyal editörü açıyorum. Boş bir slotta önce isimlendirme yaparak materyale isim veriyorum. Buradan Get Material butonuna tıklayarak Material Browser açıyorum. Ve Show in Cube Table diyerek buradan Materials'ları ve V-Ray materyallerden V-Ray to Seeded materyali seçiyorum. Perdeler için iyi sonuç veriyor. Tekrar perde diyelim. Ardından front kısmına None yazan butona tıklayarak bu sefer bu materyalin içerisine alt materyal olarak V-Ray materyal ekliyorum. V-Ray materyal üzerinde birkaç düzenleme yapacağız. Şimdi diffuse kısmının rengini biraz açıyorum. Bunu 200 civarı yapıyorum. Fresnel Refraction'ı kapatıyorum. İhtiyacımız yok. Refract kanalının üzerine Fall off kalıplaması ekleyerek daha geçirgen ve perdeye yakın bir etki elde etmeye çalışacağım. Refract kısmının yanındaki butona tıklayarak Maps'lerden Standart ve buna Fall off ekliyorum. Follow'un buradaki ön kısmında yer alacak rengi ve arka kısmında yer alacak rengi değiştirerek buradaki butona tıklayarak böyle görünmesini sağlıyorum. Zaten ön izlemesini buradan da net olarak görebilirsiniz. Bakın. Bu şekilde görünüyor şu anda. Ardından Effect Shadow diyorum. Ayar yani geçirgenlik değerini düşürüyorum. Bunu 1.1 gibi yapıyorum. Ve son olarak Options kısmındaki seçenekleri check ediyorum. Şimdi tekrar bir üst konuma geçiyorum. Bu tanımladığım materyali arkadaşlar buradaki perdelerin üstüne atayacağım. Perdeleri seçmek için listeden H harfine basıyorum ve buradan perde diye bir grup oluşturmuştuk. Gruplara bakıyorum. Perde. Perdeleri seçtik. Ancak bunlar tabii grup halinde şu anda. Perde nesneleri seçiliyken veya da grubu seçiliyken sağ tıklayarak Hide Unselected diyorum ve sahnede bütün bu perde nesnelerin görülmesini sağlıyorum. Diğer nesneleri gizledik. Bunun üstüne kaplama atıp UV Map uygulaması yapacağız. Gruptan Open yapıyorum öncelikle seçiliyken. Sonra bunları komple seçtikten sonra tekrar materyal editörümü açıyorum. Ve oluşturduğum perde materyalini bunun üstüne uyguluyorum. Şimdi P harfine basarak perspektife geçiyorum. Buradaki nesnelere bakayım. Tabi bunlara UV map modifiyeri uygulayarak kaplama koordinatlarına modifiye listeden UV map diyorum. Buradan planar seçili. Böylece kaplama koordinatlarını düzeltmiş olduk. Diğerlerini tek tek uygulamamıza gerek var mı? Şöyle bir bakalım. Evet, şu aşağıda alanlara ihtiyaç var. UV Map'in üzerinde sağ tıklayıp copy diyorum. Ve kaplamalarını paste diyerek uyguluyorum. Şimdi UV Map uygulanmayan perde kalmamış olacak. Yan taraftakileri de kontrol ediyorum. Çünkü bunlar istenç olarak kopyalamıştık. Hatırlarsanız perdeleri oluştururken. Dolayısıyla birisine oluşturduğumuz etki diğer perdelerin hepsini etkiliyor. UV map uygulanmış gibi. Sağ tıklayıp Unhide al diyorum. Perde materyalini de tanımladık.